Merhabalar arkadaşlar, ben Doğulu Cevap Matematik Üniversitesi'nden Burcu Lavaşçı. Bugün sizlerle temel kavramlar, sayı basamakları, bölme bölünebilmeyi göreceğiz. Başlayalım arkadaşlar, güzel bir ders olması dileğiyle. Temel kavramlarla başlıyoruz arkadaşlar. Temel kavramlar dediğimiz matematiğin temelini oluşturur. Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere biz rakam diyoruz. Rakam dediğimiz nedir arkadaşlar? Aslında bizim nasıl ki Türkçe'de bir alfabemiz varsa, bizim de arkadaşlar bu arada matematiğin alfabesi dediğimiz rakamlar. Bakın hepimizin ellerinde telefonlar var. Telefonların üzerindeki tuşları arkadaşlar gördüğümüz gibi neler var mesela üzerinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve sonra 0 var. Bunlar arkadaşlar bizim rakamlarımız. Bunun dışında başka rakamlarımız yok. Nasıl matematik, Türkçe'nin dedik alfabemiz var. Orada 29 tane harfimiz vardı. Bizim de arkadaşlar matematiğimizin alfabesi olan 10 rakamımız var. Bunların dışında başka rakam yok. Lütfen bunları unutmayalım. Ola ki aklıma gelmedi rakamlar. Hemen telefonun tuşlarına düşürüyorum. Oradan aklıma gelecek arkadaşlar rakamlar. Onluk sayma sisteminde en küçük rakamımız 0, en büyük rakamımız da arkadaşlar 9. Rakamlar da bir araya gelerek neyi oluşturuyormuş sayıları. Nasıl arkadaşlar biz ilkokulda gördüğümüzde, ilk okumaya başladığımızda harfleri yan yana getirerek heceleri oluşturmuştuk. Bu arada rakamları yan yana getirerek neyi oluşturuyormuşuz? Sayıyı oluşturuyoruz. Karıştırmaman gereken bir yer. Bana sözel olarak bunları da sorabilir. Evet, matematik arkadaşlar sürekli sayılarla işlemler yapıyoruz. Ancak bazen bize sözel olarak da sorabiliyor. Sözel olarak sorarsa ne yapacağım? Mesela her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir diyor. Şimdi rakam dediğim topu topu zaten 10 tane. Rakamlar yan yana gelerek neler oluşturuyor da sayıları. Hemen yazıyorum bir tane. Mesela 12'yi yazdığım zaman 12 nedir arkadaşlar? Bir rakam mıdır? Değildir. Bu bir nedir? Sayıdır. Bakın bir rakam, iki de rakam, ikisi yan yana gelerek neyi oluşturuyor? Bir sayıyı oluşturuyor. Bunu unutmuyoruz. Bu arkadaşlar bizim temelimizi oluşturuyor. Şimdi bakalım sayılar neler varmış sayılarımızda? Bunlara bakalım. Sayıları sınıflandırırken en küçük olana başlıyoruz, sayma sayıları. Sayılarımızı en önce bir tanıyalım. Neler varmış? Sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel diğer bir ismiyle gerçek ya da gerçel sayılarımız var. Bunlardan en küçüğü sayma sayıları. Sayma sayıları dediğimiz arkadaşlar, bakın aklımız şuradan kalsın sayma sayıları. Küçük bir çocuğa baktığımızda, hadi say dediğimizde nasıl sayar? Hiçbiri sıfırdan başlamaz. Nereden başlar? Birden başlar. O yüzden sayma sayılarında en küçüğüne ne diyoruz arkadaşlar? Biz birdir. Birden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar giden sayıları biz sayma sayıları diyoruz. Gösterirken büyük N harfinin üzerine artıyla gösteriyoruz. Bakın bundan sonra göreceğimiz doğal sayılar neyle göstereceğiz? Biz bunu arkadaşlar diğer bir adıyla pozitif doğal diyoruz. Farkı ne sadece? Sıfır. Şimdi doğal sayılara baktığımızda sıfırdan başlayıp 0, 1, 2, 3, 4 diye devam eden bunun her birine biz ne diyoruz? Doğal sayı. Hatırlayın az önce gördüğümüz sayma sayılarını ne dedik? N artı şeklinde göstermiştik ve 1'den başlamıştı. 1, 2, 3 bu şekilde sonsuza kadar giden. Farkı nedir bunların sadece? Sıfır. Bakın pozitif doğal sayılar diyoruz zaten. Sıfırın bir işareti var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar tek farkı nedir bunun burada? Sıfır. Doğal sayıların en küçük elemanı neymiş? Sıfır. En çok karıştırılan iki şeyden bir tanesi budur arkadaşlar. Birincisi doğal sayılarla sayma sayıların farkı. Sayma sayılar nereden aklına gelecek? Çocuklara hadi say dediğinde nereden başlıyor? Birden başlıyor. O yüzden sayma sayıların birden başlayacak ve en küçüğü birken doğal sayıların sıfırdan başlayacak, en küçük elemanı sıfır olacak. Peki doğal sayıların en büyük elemanını düşünelim. Rakamda dedik ki en büyük 9'du. Doğal sayılarda en büyük bilebilir miyim arkadaşlar? Bilemem. Neden? Çünkü sonsuza kadar gidiyor. Bunun ucu bucağı yok. O yüzden en küçük elemanı biliyorum ama en büyük elemanı bilmiyoruz. Üçüncüsü tam sayılar. Tam sayıların içerisinde arkadaşlar doğal sayılarımız da var. Doğal sayıları hatırlayalım, tekrar edelim. Bakın her birine tekrar edeceğim arkadaşlar çünkü bu bizim için çok önemli. Ne dediğimiz doğal sayılarda ve sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 sonsuza kadar giden pozitif doğal sayılara da sayma sayılar demiştik. Şimdi geldik tam sayılara. Tam sayılarda arkadaşlar doğal sayılara ekstradan bir de negatif sayıları eklediğinde oluşturduğum tek birim neyim olacak? Tam sayılarım olacak. Tam sayılar dediğim bakın eksi sonsuzdan geliyor. Bunun da yine nedir? En küçük elemanı yok. Bakın bilemiyorum çünkü eksi sonsuzdan geliyorum. Artı sonsuza kadar gideceğim. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 bu şekilde sonsuza kadar giden elemanları biz ne diyoruz arkadaşlar? Tam sayılar diyoruz. Şimdi gelin bunları tanıyalım. Şuraya baktığımda buradakilerin hepsi nedir? Negatif sayı. Bunların hepsi negatif sayıysa ben bunu nasıl göstereceğim? Tam sayıları z ile gösteriyordum, z eksi ile gösteriyorum. Bu tarafa geldiğimde bunların hepsi pozitif sayılar. Onları nasıl göstereceğim? Z artıyla. O halde gelin tam sayıları bakın bu şekilde yazmaya çalışalım. Tam sayılar neymiş? Negatif tam sayılar.
Birleşim, arada bir deneyim var. Sıfır. Sıfırın işareti yok. Birleşim, bir de pozitif tam sayılarım var. Bunların üçünün birleşimi de bana neyi oluşturuyormuş? Tam sayılar oluşturuyormuş. Arkadaşlar burada bizim için bu gösterimler önemli. Lütfen bunlara dikkat edelim. O yüzden her birini incelerken tekrar tekrar edeceğim size bir öncekine. Bakın tam sayılar kümesine dedik ki nelerden oluşuyordu? Negatif tam sayılar, sıfır ve pozitif tam sayılar. Sıfırın işareti olmadığı için ekstra onu yazmak zorundayım. Buna göre tam sayılar kümesi, pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfırın birleşimiyle oluşuyor. Sıfırın işareti yoktur dedik. Ne negatif ne de pozitiftir. Bunu unutursun. Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. Bakın az önce tam sayıları yazarken söylemiştik zaten arkadaşlar. Dedik ki bu eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Şurayı oluşturan nedir? Doğal sayı, doğal sayılardır. O halde tam sayıları yazarken ben şöyle de yazabilir miyim? Negatif tam sayılar, birleşim, doğal sayılar. Bakın bunlar da arkadaşlar bizim karşımıza soru olarak gelebilir, öncü olarak gelebilir. Geldik rasyonel sayılara. En çok karıştırdığımız nokta burası arkadaşlar, rasyonel sayılar. Evet öbürleri çok kolay geliyor bize ama rasyonel sayıları gördüğümüz zaman birazcık kafa karışabiliyor. O yüzden bunu çok lütfen çok dikkatli bir şekilde bilelim. A ve B tam sayı olmak üzere ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen yani hem payı hem faydası olan ifadeleri biz rasyonel sayılar diyoruz. Gösterirken büyük Q harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Neymiş rasyonel sayılarımız? Öyle A bölü B'lerden oluşacak ki hem payı hem faydası olanlardan. Buradaki A ve B'miz birer tam sayı olacak ama B'miz sıfırdan farklı olacak. Eğer B sıfır eşit olursa ne olur arkadaşlar? Bu ifade tanımsız olur. O yüzden B'nin kesinlikle sıfırdan farklı olması gerekiyor. Peki burada dikkat etmemiz gereken bir şey var demiştik arkadaşlar. O da neydi? Mesela A bölü B şeklinde hep bu şekilde arıyoruz. O yüzden diyoruz ki mesela 4'ü gördüğümüzde acaba 4 diyorum rasyonel sayı sorduğumuzda birazcık duruyoruz orada. Biz dedik ki A bölü B şeklinde payı faydası olması lazım ama bunun faydası yok. O zaman rasyonel sayı değildir. Rasyonel sayıdır arkadaşım. Biz ne yapıyorduk bütün tam sayılarda? Bütün tam sayıların altında her zaman gizli 1 vardır. O yüzden bunun payı ve faydası olduğu için 4 dediğimiz tam sayıda 1 rasyonel sayıdır. Lütfen bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi burada şunu bir silelim. Sonrasında dedik ki doğal tam sayılar doğal sayıları kapsıyordu. Acaba diyorum rasyonel sayılar tam sayıları kapsıyor mu? Yani rasyonel sayıların içerisinde tam sayılar mevcut mu? Buna bakalım. Şimdi mesela ki payı faydası olan ifadeler her ikisi de tam sayı olacak dedik. Ve ben 1 mesela yazdığımda 1 bölü 1 yazabiliyorum. 2 yazdığımda 2 bölü 1 yazabiliyorum. 3 bölü 1 yazabiliyorum. Ya da 0 zaten arkadaşlar nedir? 0 bölü 1 yazdığımda yine yazabiliyorum. Eksi 1 bölü 1 hepsini yazabiliyorum. O zaman ne derim? Rasyonel sayıların içerisinde de ne varmış arkadaşlar? Tam sayılar var. Hemen yazıyorum onu da. Rasyonel sayılar neyi kapsıyormuş? Tam sayıları. Tam sayılar da neyi kapsıyordu? Pardon hemen düzeltelim şunu. Doğal sayıları kapsıyordu. Hepsi bakın ne oluyor arkadaşlar? Birbirini kapsayarak yoluna devam ediyor. Hatta doğal sayıları da neyi deriz arkadaşlar? Sayma sayılarını kapsar. Bakın bunu bir şekil olarak göstermek istersem en içeride ne olacak? Sayma sayıları. Sayma sayıların dışında doğal sayısı, doğal sayıların dışında bir tam sayılar, tam sayıların dışında da rasyonel sayılar. Hepsi arkadaşlar büyüyerek yoluna devam ediyor. Geldik irrasyonel sayılara. Şimdi irrasyonel sayılar dediğimde arkadaşlar biz bu zamana kadar bütün sayıları kapsayan ne vardı şu ana kadar gördüğümüz rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar hem doğal sayıları kapsıyordu, hem tam sayıları kapsıyordu, hem sayma sayıları kapsıyordu. Yani bu zamana kadar işlem yaptığımız en geniş kümü hangisi oldu? Rasyonel sayı. Şu irrasyonel sayılara baktığımda iki tam sayının oranı şeklinde yani A bölü B şeklinde yazılamayan, altına çizelim bunun, yazılamayan ifadelerimiz ne diyormuşuz? İrrasyonel sayılar. Rasyonel sayıları Q harfiyle gösteriyorduk. Bunu da nasıl göstereceğim? Q üstüyle gösteriyorum. Şimdi acaba diyorum bu şekilde yazılamayan ne olabilir? Tam sayıları yazdık. Doğal sayıları da yazdık. Rasyonel sayıların hepsini zaten yazabiliyorum. Nedir acaba diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela örnek verelim. Kök dışına çıkamayan sayılar. Kök 5. Yazabilir miyim ben bunu? Dikkat edin A bölü B şeklinde yazarken bize dedik arkadaşlar ikisi de tam sayı olmak zorundaydı. Buraya baktığımda köklü ifade bir tam sayı mı? Değil. O yüzden bir kök dışına çıkamayan sayılar diyoruz. İki, bakın pili ifade. Buradaki pili ifade acaba ne ki ben bunu nasıl genelleştirebilirim? Nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Bir bölüden sonra mesela şöyle bir ifade veriyorum. A, B, C, D, E, F. Bilmiyorum bunu böyle şu sonsuza kadar gidiyor ama nasıl gittiğine dair bir örüntü yok. Yani kafasına göre ilerliyor.
Mesela pi sayısını hatırlayın, okullarda arkadaşlar sürekli pi günü kutlanıyor. Nedir? Mart'ın 14'ünde kutladığımız pi gününde belli bir basamağı ezberleme yarışmaları bile düzenlenmiştir bunda. İşte ilk 50 basamak, ilk 100 basamak ezberleme. Neden? Çünkü bunun sonu yok. Sonuna kadar bilen arkadaşlar belirli olmayan bir dizisi. Buraya baktığımızda her biri nedir? Birbirinden farklı. O halde irrasyonel sayılar ararken iki şekilde arayacağım. Bir, kök dışına çıkmayan sayılar. İki, virgülden sonra arkadaşlar devreden ama devri belli bir kurala göre gitmeyen, tekrarsız olan ifadeler irrasyonel sayılarım olacak. İrrasyonel sayıları da büyük Q harfinin üstünde bir çizgiyle gösteriyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Yukarıdaki şekil içine yazılan sayıdan oluşan ifade yazılan sayının eleman olduğu kümeye göre tanımlanıyor. Şeklin içine yazılan sayı rasyonel sayı ise 2 katı, irrasyonel sayısı ise katını tanımlanıyor. Örnek, x3 sayısı diyor arkadaşlar. Bakıyorum, x3'ün bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı olduğu için ne yapmış? 2 katını almış. Bu şekilde tanımlanmış. Aşağıdaki eşitlik veriliyor. Buna göre x'in alabileceği değerler. Şimdi gelin önce birinciyi çıkaralım. Sonra ikinciyi. Birinciye bakıyorum. Kök 10 nedir? Bir rasyonel sayı. Tabii ki de değil. Bir kere köklü ifade tam sayı değil. Biz normalde ne demiştik? A bölü B şeklinde yazılabilen her ikisi tam sayı olur. Kök 10'a baktığım zaman kök 11 tam sayı değil. Nedir arkadaşlar? O irrasyonel sayıdır. Kök dışına da çıkamaz. O yüzden ne yapmalıyım? Karesini alıyorum. Alalım karesini. Kök 10'un karesini alırsam kareyle kare kök birbirlerine götürecekler. 10 olarak dışarıya çıktı. 10 artı diyorum. Şuradaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar. Bu ifade nedir? X'li ifade ne olduğunu biliyor muyum bunun? Rasyonel sayısı 2 katını alacağım. İrrasyonel ise karesini. Ne olduğunu bilmediğim için buraya bir soru işareti koydum. Eşittir diyorum. Kaç olmalıymış? 12. Buradan soru işaretini bulalım. 10'u aldım, karşıya attım. Eksi 10 olarak geçti. Soru işareti buradan kaç gelecektir? 12 eksi 10'dan 2. Şimdi soru işareti 2 ama içeridekinin ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman 2 yolda yapıyorum arkadaşlar. Diyorum ki içerideki ifadem x'im bir rasyonel sayı olsun varsayıyorum. O zaman ne yapıyormuşum? 2 katını alıyorum. 2 katını alalım. Yani 2x. Neye eşit olacakmış? 2'ye. Her iki tarafı da arkadaşlar 2'ye böldüğümüzde x'imiz buradan kaç gelecektir? 1. X'im oldum 1. Bakın bakıyorum buraya 1. Neydi? Rasyonel sayı mı? Evet. Biz zaten bunu ne almıştık başta arkadaşlar? X elemanıdır. Q demiştik. Bir de baktığım zaman evet rasyonel sayı sağlar. Bir de diyorum irrasyonel sayı olsun. İrrasyonel sayı ise karesini al diyor. Yani x kare eşittir 2 diyorum. Buradan x'i çekmek için her iki tarafın kökünü aldığımızda x'imiz de buradan ne gelecektir? Kök 2. Kök 2 bir irrasyonel sayı mı? Evet, irrasyonel sayı kök dışına çıkamayan sayı. O halde x kök 2 değerini de alabilir. Yani arkadaşlar x 1 değerini de alır, x kök 2 değerini de alır. Alabileceği değerler 1'e kök 2'dir. Bir devam edelim. Geldik reel sayılara, diğer bir adıyla gerçek ya da gerçel sayılara. Bizim arkadaşlar bu reel sayılar dediğimiz şu zamana kadar işlem yapacağımız en geniş sayı kümeleri. Bir de bu sayıların reel sayıların dışında arkadaşlar bir de kompleks sayıları göreceğiz, karmaşık sayıları. Ama şu anlık en geniş kümemiz reel sayılar kümesi. Reel sayılar kümesi dediğimiz rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşiminden oluşan küme. Ve biz bunu büyük R harfiyle gösteriyoruz. Hatırlayın rasyonel sayıları dedik ki bütün sayı kümelerini kapsıyordu. Sayma sayıları, doğal sayıları ve tam sayıları. Bütün sayı kümelerini kapsayan küme buydu. Bunun dışında bir de ne vardı? Kök dışına çıkamayan bir de virgülden sonrası tekrarsız giden sayılardı. İkisinin birleşiminde neyi veriyormuş? Reel sayı. Bakın şimdi buraya küçük bir küme çiziyorum. Doğal sayılar. Bunun dışında tam sayılar. Bunun dışında da bir arkadaşlar neyi çizelim? Rasyonel sayılar. Bir de bu rasyonel sayıların dışında neler var? İrrasyonel sayılar. Bunların ikisinin birleşimini oluşturduğu kümeye de biz ne diyormuşuz? Reel sayılar kümesi. Lütfen arkadaşlar bunu unutmayalım. Her zaman gözümüzün önünde olsun. Bakın burada tablo vermiş bize. Reel sayılar kümesi tüm sayı kümelerini kapsayan en yeni sayı kümesidir. Tam sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve reel sayılar. Tüm sayı kümeleri ve bu kümeler arasındaki ilişkileri ben aşamasıyla gösterdiğimizde de yine bu şekilde gösteriyoruz. Sorularda arkadaşlar bizim karşımıza bunlar çokça çıkacak ve dikkat etmemiz gereken en önemli yer burası. Nasıl çıkacak mesela? Sorularda geliyorsunuz. A, B elemanıdır ne? A, B elemanıdır Z. A, B elemanıdır Z. Bu ne demek? A ve B birer doğal sayı. A ve B reel sayı. A ve B tam sayı. En çok kullanacağımız arkadaşlar bizim bunlar olacak. O yüzden eğer sayı kümelerini bilmezseniz matematikte soru çözümümüz çok zorlaşacak.
lütfen bu sayıki önemi çok 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 iyi bilelim. Hem rasyonel hem irrasyonel olan bir sayı kesinlikle yoktur. Zaten tanımı gereği dedik ki burada A bölü B şeklinde yazılabilen, tanımı gereği A bölü B şeklinde yazılamayan. Bir yazılabilen, bir yazılamayansa bunların ikisinin ortak elemanı var mıdır? Yoktur. O yüzden kesişimleri ne olacaktır? Boşluğuna. Bileşimlerine baktığımızda ise ikisinin bileşimi bana neyi verecektir? Reel sayıları. Gelelim şimdi arkadaşlar reel sayıların toplama işleminin özelliğine. Birincisi kapalılık özelliği. Kapalılık özelliği dediğim her iki reel sayının toplamında da aynı A bir reel sayıdır. Yani ben bir A reel sayısını aldım, bir B reel sayısını aldım. Bunların ikisini ne işleme tabi tutuyorum? Toplama işlemine. A artı B'de ne olmak zorundaymış arkadaşlar? Reel sayıların elemanı olmak zorundaymış, yani kapalıymış. Bakın nasıl kendi içerisinde kapalı, dışarıya çıkmıyor. Reel sayılarla işlem yapıyorsak içerisinde kalacak. Reel sayıların içerisinde kalıyormuş. Yani reel sayılar künyesi kapalıymış. Değişme özelliğine geldiğimizde de her iki reel sayının toplamını toplanan sayılar yer değiştirdiğiyle sonucum yine aynı kalacak. A ile B'yi topladım, yer değiştirdim. B ile A'yı topluyorum, yine neymiş arkadaşlar sonucum? Değişmiyormuş. A ve B her ikisi de birer reel sayıysa, bakın az önce söylediğimiz arkadaşlar gösterimler. A artı B'yi topladım, B ile A'yı topladım, yine bir şey değişmiyor. Yani değişme özelliği vardır reel sayılarda toplama işlemini. Birleşme işlemine geldiğimde de 3 tane sayım var arkadaşlar. A, B ve C. 3 de bir reel sayı. Ben en önce A ile B'yi topluyorum. Sonra işleme C'yi dahil ediyorum. Ya da diyorum parantezi bir tık yana kaydırıyorum. En önce B ile C'yi topluyorum. Sonra işleme A'yı dahil ediyorum. Bu arada yine neymiş? Birleşme özelliğiymiş. En önce A ile B'yi birleştirdim. Sonra C'yi dahil ettim. Ya da en önce B ile C'yi toplarım. Sonra A'yı dahil ederim. Yine sonucum değişmeyecektir. Geldik arkadaşlar etkisiz birim elemanı özelliğine. Bakın adı üstünde aslında ne diyor? Etkisiz. Yani hiçbir etkisi olmayacak. Ben işleme dahil edeceğim onu ama hiçbir şekilde toplam işlemi değiştirmeyecek. Herhangi bir reel sayı sıfır ile toplanırsa toplam yine o sayıya eşit olacaktır. Bakın etkisiz eleman halde neymiş etkisiz elemanı? Sıfır. Ben reel sayıyla sıfırı topladım. Ne arkadaşlar sonucum? A. Ya da sıfırla A'yı topladım. Yine sonucum ne olacaktır? A olacaktır. Sıfırın hiçbir etkisi yok. O yüzden toplama işleminin etkisiz yani birim elemanı neymiş? Sıfırmış. Ters elemana geldiğimiz bakın adı üstünde tersi. Yani bir sayının tersini alacağım. O halde A'mız bir reel sayı. A'nın tersi toplamanın tersi nedir arkadaşlar? Çıkarma. Yani aslında bir nevi işaretini değiştiriyorum. A iken ne almam gerekiyormuş? Eksi. İkisini topladığım zaman bana neyi vermeli? Etkisiz yani birim elemanı. Nedir arkadaşlar? Yine aynı şekilde eksi A ile A'yı toplarsam sonucum ne olacaktır? Sıfır. Yine bir şey değişmeyecektir. O halde ben ters eleman dediğim zaman arkadaşlar A sayısının toplama işlemine göre tersi derse ne diyeceğim? Eksi A. Ya da buna biraz örnekler verelim. Bakın buralar bazen soru içerisinde geldiği zaman sanki hep böyle eksilisiymiş gibi düşünüyoruz. Oradaki A sayısı hep pozitifmiş gibi düşünün. O yüzden hep eksilisini arıyoruz şıklarda. Öyle değil arkadaşlar. Sadece işaretini değiştiriyorum. Yani benim sayım 3 ise ben bu sayının tersini alacaksam işareti nedir bunun yazılmadığı zaman? Artı. Ben bu işaretinin zıttını alacağım. Ne olmalı? Eksi 3. Bir tane başka bir örnek verelim. Mesela eksi 2 bölü 3 diyelim. Eksi 2 bölü 3'ün toplama işlemine göre ters dediğimde işaretini değiştireceğim. İşaretim ne? Eksi tersini alacaksam artı 2 bölü 3 olacaktır. İşaretim neyse tersi. İşaretim neyse tersi. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Bu çünkü soru olarak karşımıza çok çok gelecektir. Toplama işlemine göre tersi derse sıfır işaretini alacakmışız. Yukarıdaki ifadede pembe renkli dairelerin içerisine toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden biri yazılacak ve tüm işlemlerin sonucunda x reel sayısı elde edilecektir. Aşağıdaki seçeneklerde bu dairelerin içine gelecek işlemler soldan sağa doğru sırasıyla verilmiş. Bana şunu soruyor, hangi seçenekte x'in değeri diğer ilerlenen işlemlerin sonucuna göre daha küçüktür? Hadi gelin hepsini tek tek bulalım. Birinciye bakıyorum. En önce diyorum ki buraya artı koyalım, buraya x koyalım. Buraya da başlamadan önce arkadaşlar şuraya küçük bir not yazalım. Mesela işlem önceliğinden bahsedelim. İşlem önceliği neydi? İşlem önceliği dediğimiz arkadaşlar, toplama, çıkarma, çarpma, bölme ya da üçlü ifadeler varken acaba ben hangisini en önce yapmalıyım? Şimdi soru önüme geldi, soruya bakıyorum. Arkadaşlar işlem önceliğinde bir ne diyoruz? Eğer bir sayının kuvveti varsa en önce sayının kuvvetini yapıyoruz. Bir üslü ifade.
İki, parantezi işlemler varsa, bakın bazen karşımıza öyle işlemler çıkacak, parantezler olacak, üstle ifadeler, toplamalar, çıkarmalar, çarpmalar, bölmeler olacak. Benim burada yapacağım ilk işlem üste bakmak. Nedir üst? Mesela arkadaşlar 2 üzeri 3 ya da ne diyelim işte 3 üzeri 4. Ben burada neyi arıyorum? En önce üstlü ifadeyi arıyorum. Yani en önce yapmam gereken neymiş? 3 üzeri 4. Bu en önce bu işlemlerin sonucunu buluyorum. İki, parantez. Mesela parantez işi varsa, burada işte başka bir parantez işleri var. Toplama olsun. Yine burada eksi parantezler olsun. Burada arkadaşlar yapacağımız işlem en önce parantezleri yapmak. Parantez işlerini yaptıktan sonra bu aradaki işlemleri yapabilirsin. İkileri parantez. Üç arkadaşlar çarpma bölme. Çarpma bölme. Bakın üstü varsa üstü yaptım. Parantez varsa parantezi yaptım. En son neye bakıyorum? Çarpma bölmeye bakacağım. Hangisi varsa öncelikle çarpma bölme bunu yapıyorum. Dört toplama çıkarma diyoruz. En son arkadaşlar ne yapacakmışız? Toplama çıkarma. Peki bir işlem gel bölmeye. Önümdeki işlemde hem çarpma var hem bölme var. Acaba hangisini yapacağım? Çarpma ile bölmenin kendi aralarında var mı acaba işlemin önceliği? Orada arkadaşlar çarpma ve bölme ise bütün işlemlerin sırayla başlıyorsunuz, sırasıyla yapıyorsun. Yine aynı şekilde bütün işlemlerin toplama çıkarma ise sırayla başlayıp sıraya göre yapıyorsun. Burada ilk sıra toplama ve çıkarma ve çarpma ve bölmede arkadaşlar kendi aralarında bir şeyimiz yok. İşlem önceliğimiz yok. Şimdi gelin işlemlerimize bakalım. Acaba hangisinin değeri daha küçükmüş? Bakıyorum sırasıyla yazacağım arkadaşlar işlemleri. Birincisi ne var? Toplama ve çıkarma. Gelin bunlara bakalım. Burada dikkat edeceğimiz nelerdir? İşaretler. Bakın arkadaşlar negatiflik, pozitiflik buralarda çok önemli. Bütün soruyu alıp götürür. O yüzden lütfen işaretlerimize dikkat edin. Birincisi ne ki toplama buraya dedik çıkarma. Acaba sonucumuz kaç geliyor? Bakalım toplama ve çıkarma olduğu için işlem önceliği var mı? Yok. Çünkü hepsi zaten aynısı. O zaman direkt yapıyorum. Eksi 30, eksi 15 daha. Kaç yapar? Eksi 45. Bir de burada eksi 2'miz var. Eksi 45 eksi 2'den eksi 47 bulduk A'nın cevabı. B'ye bakalım şimdi. Şunu silelim. Kafamız karışmasın. Şimdi bunlarla işim bitti. Geldim diğerine. Diğerinde de bana ne yap diyor arkadaşlar? Topla ve çarp. Topla, çarp. Burada toplama ve çarpma var. Dikkat etmem gerekiyor. Neden? Çünkü toplama ve toplama, çıkarma, çarpma, bölme bunlar kendi aralarında. Neyi vardı arkadaşlar? İşlem önceliği. Hangisini yapmam lazım öncelikle? Çarpmayı. En önce çarpmayı yapıyorum. Bakın işaretlere dikkat. Eksi 15 çarpı eksi 2, eksi 30 geldi. Eksi 30 artı eksi 30, ikisinin de işareti aynı olduğu için topluyorum. Eksi 60 sonucunu buldum. Bakın bunu da bulduk. Şimdi gelelim diğerine. Hemen siliyorum işaretlerimi. Burada ne diyor bana? Çıkarma ve çarpmayı koy. Çıkartma ve çarpma. En önce arkadaşlar isterseniz şurayı düzenleyelim. Buradan bakın ne gelecektir? Eksi 15 çarpı eksi 2'den bu çarpmanın işlem önceliği vardı. Buradan sonucum eksi 30 geldi. Bakın burada da eksi eksi oldu. Eksi 30'u yazdım. Eksi eksi bunlar birbirine artı yaptı. Artı 30. Eksi 30 artı 30 birbirlerini götürürler. Sonucumuz sıfır. Şimdi gelelim diğer şıkkımıza. Diğer şıkkımızda neyi vermiş? Toplama ve bölme diyor arkadaşlar. Topla ve böl. Toplama var, bölme işlemi var. En önce hangisini yapmam lazım? Bölme işlemini yapalım arkadaşlar. Eksi 30, eksi 15 bölü 2. Bir kere işaretleri farklı olacak. İşareti ne olacak? Eksi. 15'i 2'ye böldüm. 7,5 diyorum arkadaşlar. Kesirli olarak yazmıyorum. Eksi 30, eksi 7,5'tan cevabımız kaç gelecek? Eksi 37,5. Son olarak E şıkkımıza da bakalım. E şıkkımıza da ne vermiş arkadaşlar bize? Bölme ve çarpma. Bölme ve çarpmanın kendi içerisinde var mıydı önceliği? Yoktu. İşlem sırasına göre yapacağım çarpı. Eksi 30, eksi 15, eksi 15 için sonuç artı gelecek. 30'u 15'e böldüm 2. Çarpı diyor 2. 2 kere 2, 4. E şıkkımıza 4 geldi. Bana sorulan neydi arkadaşlar? Bize sorulan hangisi en küçüktür? Bakın bir kere zaten şu 0, bunlar negatif olduğu için 0'ı sildim. 4 pozitif olduğu için bunu sildim. Negatif sayılarda da arkadaşlar sıralama tam tersiydi. Pozitiflerin tam tersiydi. Mesela 1'e baktığım zaman 1 tam sayılarda, pozitif tam sayılarda en küçük sayıyken eksi 1 negatif tam sayılarda en büyük sayıydı. Yani mutlakla yani ne olacaktı? Arkadaşlar tam tersi olacaktı. O zaman nedir en küçüğümüz? Eksi 60 gelecektir.
Aşağıdaki 3 kutuda MNP yerine A kümesinin elemanları eksi 3, eksi 2, 0, 2, 5, 3 ve 5 kümesinin birbirinden farklı, bakın altını çiziyoruz bunların, 3 elemanı yazılıp elde edilen sayılar toplanacaktır. Buna göre toplamın en az kaçtır? İlk olarak arkadaşlar soruyu okurken lütfen bazı şeylerin adlarını çiz. Mesela elemanlar hangi kümeli elemanları? Doğal sayılar mı, tam sayılar mı, rasyonel sayılar mı, hangi kümelerle işlem yapacaksak onun altını çizir. İki, birbirinden farklı mı diyor, yoksa aynı mı? Eğer bana bunu belirtmeseydi, ben buradaki elemanları seçerken belki de hepsini aynı alabilirdim. Yani hepsini 3 alabilirdim ya da hepsini 5 alabilirdim. O yüzden birbirinden farklı deyip demediğine bakıyoruz, altını çiziyoruz. Sonra buna göre diyor, elde edilen toplamın en az kaçtır diyor. Çünkü en az değil mi? En az diyebilir, en çok diyebilir. Bunların da arkadaşlar altını çizmeniz gerekir. Lütfen soru okurken bunlara dikkat edin. Şimdi gelelim sorumuza. Toplamın en az olmasını istiyor. Yani bunun hepsini toplayacağım ve sonucum en az olacak. Şimdi en az olması için biraz yorum yapalım arkadaşlar. Hangi durumlarda acaba en az oluyor? Şimdi burada bir kere kareli bir ifade var. Kareli ifadenin en az olması için düşünüyorum. Kareli ifade en küçük hangi değeri alabilir? Hangi değeri alır arkadaşlar? Sıfır. Çünkü bir sayının çift kuvveti her zaman pozitif diyoruz. Bir de hangi değeri alabiliyordu? Sıfır. Yani sıfırdan büyük eşit olmak zorundaydı. En küçük alabileceği değeri düşündüğüm zaman da bunun ne olacaktır? Sıfır. Peki sıfır var mı burada? Var. O halde P'ye arkadaşlar sıfır verdi. Burası gitti. Sonrasında buraya bakıyorum. 4M ve eksi 2N var. Şimdi en küçük olmasını istiyorsan bu zaten negatif sayı. Çünkü negatif sayılar küçük oluyordu. Eksi ise bunu ben artıyla çarpmalıyım. Ve negatif sayılarda arkadaşlar tam tersiyle hatırlarsanız demek ki ben burada N'ye verirken ne vermeliyim? En büyük pozitif değeri. Hemen kümeme geldim. Küme baktığımda arkadaşlar şurada neler var? Mesela sıfırı kullandım, bu gitti. Sonrasında 5'i kullanabilirim diyorum. 5'i kullanıyorum. N yerine burada 5 yazdım. N'ye de eşittir diyorum 5. Burası da 5 değerini aldı. Şimdi buraya geldiğimde 4M var. 4M'ye baktığımızda arkadaşlar sonucun en az olmasını istediğim için buradaki M ile ne vermeliyim ben? En küçük negatif sayı. En küçük negatif sayı ne? Eksi 3. Gelin şimdi arkadaşlar sonucumuzu hesaplayalım. Yorum yaptık sorudan önce. Hangi değerleri alabilir? Nasıl olması gerekir? Bunlara baktık ve değerlerimizi seçtik. 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12, eksi 2 çarpı 5'ten eksi 10 sonucunu buldum. Buradan zaten 0 vermiştik P'de arkadaşlar. N'yi de yazalım. N'yi de eksi 3 verdik. Topladığım zaman sonucum eksi 22, yani Adana olarak gelmiş oldu. A, B, C, D sayıları 2'den büyük pozitiften sayılar. Bakın ne dedik? Soruları okurken adlarını çiziyoruz dedik. O yüzden arkadaşlar bunu çiziyorum. 2'den büyük pozitif tam sayı. Olmak üzere aşağıda kenar uzunlukları A birim ve B birim olan dikdörtgen şeklinde kapı verilmiş. Kapının üzerinde kenar uzunlukları C ve D birim olan dikdörtgen şeklindeki cam bölmeler var. Bakın C, D şuradaki cam bölmeler kapılarda A'ya B'ymiş. Kapının çevresi 80 birim, cam bölmelerden birinin çevresi 16 birim. Bana AB çarpı CD farkı en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar en önce soruya başlamadan önce, verilenlere bakmadan önce şurayı yorumluyorum. Diyorum ki AB çarpı CD farkının en fazla olması için buradaki AB'nin en büyük, CD'nin en küçük olması lazım. Buradaki en küçük değerleri vereceğim, bununla çarpımının en büyük olmasını istiyorum. Şimdi verilenleri yazalım. Bakın ne verilmiş? Kapının çevresi 80. Kapının çevresini yazarsam buradan 2 tane A artı B eşittir 80. Her iki tarafı 2'ye böldüğünde A artı B de buradan kaç gelecektir? 40. Yine geldiğimde cam bölmenin çevresi 16 birimdi. 2 tane C artı D eşittir 16 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümde C artı D de buradan kaç gelecektir? 8. A artı B'yi buldum 40, C artı D'yi buldum 8. Şimdi arkadaşlar bu çarpımın en küçük olmasını istiyorum. Bu çarpımın da en büyük olmasını istiyorum. En büyüğüne bir bakalım. A ile B'nin toplamları 40 ise en büyük olmasını istiyorsam nasıl almam lazımdı arkadaşlar? Birbirlerine yakın almam lazım. Birlikten kuvvet doğar, daha büyük olurlar. Birbirlerine yakın nasıl alabilirim? Toplamları 40 olacak şekilde iki sayıyı ayırmam gerekiyorsa 20'ye 20 ayırırım. En yakın bakın direkt birbirlerinden aynısılar. O halde 20'ye 20 aldım. Şimdi buraya geldiğimde C çarpı D'nin en küçük olmasını istiyorsam, toplamlar verildiyse küçük olmasını istediğimizde birbirinden ne kadar uzaklarsa o kadar küçüklerdi. Ne kadar ayrı olurlarsa güçleri o kadar azalacaktı. Şimdi bunu normalde ne derim arkadaşlar? 0'a 8 verebilirim ama 0 olamaz çünkü bir bölme var. 1'e 7 verebilir miyim acaba? Veremem.
Neden? Çünkü 2'den büyük pozitif tam sayı diyor. Sen burada 2'ye 6 da veremezsin. En küçük verebileceğin değer 3'e 5'tir. O halde burada da en küçük 3'e 5 veriyorum. Buradan da kaç gelir arkadaşlar? 20 çarpı 20'den 400 eksi 3 çarpı 5'ten 15 çıkarttığımız zaman 385 sonucunu buluyoruz. Yani cevabımız Ceyhan. Bakın çok güzel bir soru. Lütfen arkadaşlar buna dikkat edin. 2'den büyük sayının altını çiziyorum. Sonrasında A artı B verilmiş, A çarpı B'nin en büyük değeri isteniyorsa ne kadar birbirine yakınlarsa birlikten kuvvet doğar diyerek büyük değerleri alır. O yüzden birbirine yakın seçiyorum. C artı D'ye geldiğimizde toplamlar verilmiş çarpımların küçük olmasını istediği için ne kadar uzaklarsa, ne kadar tek başına larsa o kadar güçleri azalacaktır. O zaman da diyorum ki birbirlerinden uzak seçmem lazım. Normalde 1'e 7 seçebilirdim ama bana sorunun başına 2'den büyük dediği için en küçük verebileceğim değer 3'e 5 gelecektir. Geldik asal sayılara. Asal sayılar dediğimiz arkadaşlar 1 ve kendisinden başka bölünü olmayan, pozitif bölünü olmayan sayı asal sayı diyoruz. Kesinlikle bu arada bakın dikkat edin 1 ve kendisinden başka bölünü olmayacak ve 1'den büyük olacak. Yani 1 bir asal sayı değil arkadaşlar. 1 asal sayı değildir. Her zaman bu en fazla bizi karıştıran şeylerden bir tanesi. Bir sayısı kesinlikle asal sayı değildir. Asal sayıların bazıları aşağıda verilmiş. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 bu şekilde gidiyor. 2'nin pozitif bölenleri 1 ve 2 olduğunda 2 asal sayıdır. 2 arkadaşlar bizim için çok önemli. 2 bizim için çok çok önemli. En çok soru gelen yerlerden bir tanesi de burasıdır. Neden bu kadar önemli 2? Çünkü arkadaşlar 2'nin birinci özelliği en küçük asal sayı olması. 2 en küçük asal sayı ve 2 tek çift olan asal sayımız. 2'den başka arkadaşlar çift asal sayım yok. 2 sadece çift olan asal sayımız. Onun dışında başka çift asal sayım yoktur. Neden yoktur? Çünkü bizdeki asal sayılarda 1 ve kendisinden başka bölünü olmayan. Çift sayıları düşündüğümüzde bütün çift sayıların içinde bir tane 2 çarpan olduğu için yani 1'den ve kendisinden başka bölünü olduğu için 2'den başka çift asal sayımız yoktur. Tekrar ediyorum ikili arkadaşlar en küçük asal sayımız ayrıca 2 çift olan tek asal sayı. X doğal sayı olmak üzere 17-3x asal sayı olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin sayısı soruluyor. Hemen yazalım arkadaşlar buradan. 17-3x diyorum. Değerler verelim gelin buna. Doğal sayılar için en küçük doğal sayımız ne 0? 0'ı verdim. Ne geldi bakın? 17, 3 çarpı 0'dan. 17, 17 eksi 0'dan 17. 17 bir asal sayı sağladım. 1 verdim, 3 çarpı 1, 3, 17'den 3 çıktı, 14 asal sayı değil. 2 verdim, 3 çarpı 2, 6, 17'den 6 çıktı, 11 asal sayı. 3 verdim, şunları arkadaşlar alalım. Pardon, evet bu oldu. 1 verdiğimizde 14 olmadı, 2 oldu. 3 verdi, 3 çarpı 3, 9, 17'den 9 çıktı, 8 sağlamadı. 4 verelim, 3 çarpı 4, 12, 17'den 12 çıktı, 5. Bu da bir asal sayı sağladı. Sonrasında arkadaşlar 1 ile 5 verelim bakalım. 3 kere 5, 15, 17'den 15 çıktı, 2. Bu da yine bir asal sayı. Bundan sonra arkadaşlar 6'ya geçtiğinde, 6 verirsem eğer burası ne olacaktır? Eksili. Eksili bir asal sayı olabilir mi? Olamaz. O yüzden alabileceği değerler bunlar. X'in alabileceği sayılar sorulmuş. Hemen bakalım 0, 2 oluyor, 4 ve 5 oluyor arkadaşlar. Bugünlük arkadaşlar bu derslik bu kadar. İkinci dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.